Öfkeyi neden konuşmak istediğimi söyleyeyim. Öfkeyi güzellemeyeceğim, öfkenin hani güzelleştirmeye çalışmayacağım, onu anlatmaya çalışmayacağım ama öfkeyle ilgili etrafıma ve çevreme baktığımda insana, canlıya, hayvana, doğaya aslında çok da kıymetli bir araç olduğunu gördüm. Ve aslında o öfke geldiğinde onu doğru yönetirsen iyi bir motivasyon kaynağı olduğunu gördüm. Sadece eylem planındaki... ...bir analize ihtiyacı olduğunu düşündüm. Ve e, hani... ...yani öfkeyle şeyi karıştırmıyorum tabii ki. Dürtüsel olarak. E, sinirlen... Nefret falan ...nefretten falan, falan bahsetmiyorum, evet. Bir anlık öfkelenmekten bahsediyorum. E, Ona eğer... ...durdurabildiğinde hayatta oyuncu olarak... ...oyunlardan da biraz bahsedeceğim... ...daha sonrasında seninle konuştuğumuzda. E, bir... E, edebi eser çıkabiliyor... Çok izlenilebilir bir tiyatro oyunu çıkabiliyor. Baktığında insan ilişkileri tamir olabiliyor. İyi bir e, tamirhaneye girmiş gibi oluyorsun. Önce dağılıyorsun ya çünkü. Sonra toplanıyorsun. Dolayısıyla biz öfkenin anlamına... E, ...duygu olarak... ...yanlış yorumladığımızı hissettim. O yüzden sen telefon şey açtım. Her, Her şey, şey gibi. gibi. E, dedim ki Sinan öfke konuşalım biz. E, Olur. Daha önce hiç böyle... ...başlık altında konuşmamıştım aslında. İyi toparlayıcı olabilir. Evet. Öfke... Diğer bütün duygulanımların hepsi hmm. evrimsel olarak işte diyorum ya bize evrim erlerde bunlarla çok daha az sorun yaşayacaktık. Belli amaçlar için evrilmiş adaptasyonlardır. Fakat biz bunları genellikle doğru yerde, doğru zamanda ve doğru amaçla kullanamıyoruz çünkü birkaç bin senedir ya özellikle son birkaç yüz senedir medeniyet ve onun kendi yarattığımız kuralları içerisinde bazı ezberlerimiz oluşmuş etrafımızdan gördüğümüz insani davranışları tekrar etme güdümüz gereği çoğu zaman sorgulamadan diğerleri gibi yapmaya başlamışız ve işte ne zaman ki açeli oturuyor bunun üzerine konuşalım diyor. Ne zaman ki biri bundan çok büyük zarar görüyor ya abi diyor bir dakika bunu niye yaptım ben falan diye sorgulamaya başlıyor. O zaman belki bir anlam sorgulaması ya da olayın çözümünün artması söz konusu oluyor ama normal şartlarda bizim mesela şiddetli duygulanımlarımız, öfke vesaire gibi hikayeler Hayvanlarda benzerlerini görürsün. Görüyorsun evet. Mesela ne oluyor? işte bir hayvanı köşeye sıkıştırdığında, işte bir başka erkek gelip işte alfa erkeğin eşine diyelim e, yanaştığında böyle bizdeki öfkeye çok benzeyen bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi bunların tamamı o sıkışık durumdan, o olası riskli durumdan kurtulmak için normal günlük çabanın dışarısında bir güç uygulaması gerektiğinde devreye giren bir Mekanizma gibi gözüküyor. Bizde de benzer şekilde çalışıyor ama hayvanlarda da insanlarda da öfkenin bir tarafı daha var. Öfke aslında, öfke duygusu ve onun dışa vurumu, senin ruh halini Hı -hı. net bir şekilde karşıya aktarmanla ilgili bir sosyal iletişim mekanizması Hı -hı. aslında. Harikasın. Sen diyorsun ki ben böyle bir şey yaşıyorum. Çünkü bunu mesela düz düz laflarla, paragraflarla da anlatabilirsin ama çok uzun sürer. Röh diye bağırdığın zaman ayağı dikildiğinde, kaşlarını çattığında. Duyulur. Tabii yani bir anda olayın seyrini kendine doğru çevirecek bir mekanizma olarak kullanıyorsun bunu. Hatta depresyon falan bile böyledir mesela. Depresyonda insan böyle sürekli kendi kabuğuna çekilir, işte devamlı ağlam, aklı haller falan filan olur ya. Bu bile aslında bir sosyal işaret olarak evrilmiş. Yani bana yardım edin demek istiyor. Destek arıyor mesela. O desteği de böyle bir ifadesi. Ağlamak bile. Gözümüzden su çıkması bile aynı amaca matudur. Şimdi bunların çoğunun sosyal işaretler olduğunu bir kere anlamak lazım. Fakat bu sosyal işareti işte bağlamından çıkarırsan, yerinde kullanmazsan ya da çok fazla kullanırsan o zaman ciddi problemler çıkabiliyor. Yani evrimsel olarak bize lazım bir şey. Şart. Böyle öfke, kötü bir şey falan değil yani. O orada var olması gereken bir Öfke gürültülü mü olmalı? Çünkü e, baktığın zaman daha böyle sıcak ülkelerde demek istiyorum. ...biraz gürültülü oluyor. Her şey gürültülü tabii. Yani Neşe de gürültülü. E, soğuk ülkelerde daha e, sessiz oluyor. Yani iklimsel olarak mı? E, biraz da buradan. Senin alanın... Twitter'da olarak... valla bilmiyorum analizini <laughs> ama... ...Twitter'da çok güzel bir şey görmüştüm. Oğlum diyor bir tanesi yazmış. Zengin mahallelere bakın hepsi sessiz. Nerede diyor fukara var. Her tarafta gürültü davul zurna falan var. Yani. yani böyle bir... aslında İklimle de alakası var mı yani? <laughs> İlla ki vardır da. Tabi ya insan davranışı bir tek faktörle belirlenmiyor ama güvensizliğin bir nedenle tetiklendiği bir yerde öfkenin yüksek olmasını zaten <laughs> beklersin. Harikasın. E, güven meselesi yani bir insan niye öfkelenir? Arkası sağlamsa mesela işte bazı tartışmalarda ben Jordan Peterson'ı izlemeyi çok severim bu debate'lerde mesela. Orada adamın zaten onun ciddi bir anksiyete sorunu var bayağı tabii oraya ışık geliyor zaten. Mesela o atakların yüksek olduğu günlerle kendisinden gayet emin olduğu günler arasında tartışılmaz çok büyük fark var. Bir tane röportaj yaptı çocuğu neredeyse dövecekti. Masanın üzerinden böyle yükseliyor falan. Adamın yüzüne bakıyorsun o anda bir anksiyetik nöbette zaten çok belli. Ama başka bir zamanda şu çok meşhur olan bir kadınla yaptığı bir röportaj var. Mesela o kadının o saldırgan sorularını yönetme konusu mesela o kadar sakin ki öfke neredeyse sıfır. Ama sıfır değil. Orada çok işlevsel bir öfke Şimdi var. Şimdi onu yönetiyor. Aynen öyle. Mesela o öfkeyi bir hani barajda birikmiş su gibi bir güçle kullanıp rasyonel melekeyi, akli melekeyi iptal etmeden onu besleyecek bir enerji kaynağı olarak kullanmak mümkün. Şimdi bu teori de mümkün. Benim çok iyi yapabildiğim bir şey değil mesela. Ben nadir sinirlenirim fakat sinirlendiğim zaman da hakikaten bende kantarın topuzu kaçıyor. Çünkü şeyim yok, idmanım yok o konuda. Yani ben mesela akademik çevrede genellikle bir kürsüde öğrencilerin beni dinlediği bir yerde çok konuştum. Mesela Twitter'a ilk çıktığım zamanlar işte, 2007 miydi, 8 miydi, neydi? O zaman çok böyle sinirlendiğimi hatırlıyorum. Çünkü bir sürü densiz, tuhaf tip sana böyle ağzına gelen her şeyi söylüyor ve ben buna alışık değilim mesela. Ben bildiğim bir konudan konuşuyorum. Kitapta yeri belli, referansı belli. Oradan çıkıyor. Ve isneyemiyorum. Hani dangalan ona. biri bir şey söylüyor. Hayır yani açıkça dangalakça bir ha. şey söylüyor. Ve dangala dangalak demek istiyorum. Ama o ortamda da benim onu demem uygun olmuyor. Ha. Böyle içim falan filan. Mesela Twitter beni bu konuda biraz eğitmiştir. Daha sonra birkaç televizyon programında da böyle nadan arkadaşlarla karşılaşma şeyim oldu. Bir tanesinde de iyice raydan atmıştım falan. Şimdi onların hepsinde sonradan izlediğimde kendimi diyorum ki burada da böyle yapılabilirdi. Ve yavaş yavaş aslında bunlardan öğrenmenin de e, malzemesini oluşturabilecek bir şey öfke. Doğru izlersen kendini. E, tekrar edeyim Süper mi? Doğal, doğru izlersen. izlersen. Bizim oyunculukta... ...en çok kullandığımız aracımız ve tekniğimizdir. Kendini doğru izlersen. Aynen öyle. Bir de bu resilience var ya hani duygusal evet, istikrar. Evet O e, delirdin mesela. İşte o delirdiğin halden memnun olmayıp... ...sonra normal işlevsel haline döndüğünde... ...o ana geri baktığında eğer şöyle bakıyorsan... ...ulan lafı da bir de şöyle koysaydım... ...şöyle dümdüz etseydim diye bakıyorsan... sen resilient değilsin sen yani. Duygusal istikrarın değil çünkü hala o... Orada sürdürüyorsun onu ha, oradan itildiğin, besleniyorsun. İtildiğin Tabii. yerde kalmışsın... Halbuki normale geçip ya ben burayı daha sakin yönetebilirdim şöyle bir laf söylerdim sakince altı ay kendine gelemezdi falan. Ya Sinan şöyle ha. düşün karı koca hepimiz yani ya da abi kardeş ya da işte benim abim oldu çünkü iki kız kardeş kavga ettiğimiz an hayatımızın içinde ne deriz yok etmek isteriz onu değil Tabii. mi? Aradan süre geçtikten sonra da deriz ki ya ne oldu ne yapmıştık ya biz deriz hatta buluşmalar daha da güzel olabilir. Ben şeyi sormak istiyorum. Gerçekten bazen bütün kaportayı dağıtmak gerekli mi insan için? Yani her şeyi dağıtıp e, gerekli mi? Yani Çünkü dedin yani çok az sinirlenirim ama sinirlendiğim zaman kaportayı her şeyi dağıtırım. Bütün motoru çıkarırım de, Bak, dedin. Bak öfke bizim masamızın niye konusu? Sıklıkla sonucunda pişmanlık diye başka bir duygu yaratıyor. Evet. Şimdi pişmanlık duygusuyla ilgili benim çok anlatmaya çalıştığım bir şey var. Öfkelendim, patladın, çatladın sonra bir zaman geçti. Geri dönüp baktın ve pişman oldun. Peki pişman olmak geçmişteki bir olaya ne fayda verebilir? Bir Hiç daha yapmamamı. Şimdi geçmişteki olayı bir daha yapmamam diye bir şey yok. Geçmişteki hiçbir faydası yok. Pişmanlık niye lazım? O olaydan öğrendiğini bir sonraki senaryoda kullanabil diye lazım. Yani şöyle kullanılır aslında pişmanlık. Ben şimdi tekrar öfkeleniyorum mesela bunu hı -hı, hissettim. Hı -hı. Şimdi dünkü gibi şöyle bir şey yaparsam hı -hı. yarın yine bundan pişman olabilirim. O yüzden kendimi bir tutayım şöyle bir şey yapayım diye anda çalışan bir duygudur pişmanlık ve ileriye matuf olarak projeksiyonunu etkiler. Yani pişmanlığın doğru kullanım yeri geleceğe doğrudur. Biz pişmanlığı geçmişe doğru kullanırız. Şimdi dolayısıyla aslında her öfken özeti ve onun yarattığı pişmanlık geleceğe yönelik olarak şimdi de bir değişiklik yapıyorsa öfkeyi faydalı hale getiriyor. Ama sen olan keşke böyle olmasaydı keşke böyle olmasaydı bütün ruhsal enerjini oraya gönderip şu anı boşlamak pahasına o pişmanlığa yapışıyorsan daha da beter oluyorsun geçen zamanda. Çünkü bilinç, bilinç şu anda çalışıyor. Geçmişteki çalışan şey hatıra. Gelecekte çalışan ise projeksiyon ya da hayal. Şimdi de çalışan şey bilinç. Dolayısıyla değişimi yapacak olan şey de şimdi de olan bilinç. Geçmişteki pişmanlıklar o yüzden ya yani geçmişteki olaylardan kaynaklı pişmanlıklar şimdi ancak işe yarayabilir. Gelecekte seni olacaklardan korumak adına. Çok ilginç. İki gün önce biz bir depo temizliği yaparken hmm. ofiste böyle bir kutular çıktı. Kutulardan bir tanesi büyük bir torba. Benim kızım yurt dışına gitmeden önce lisede okurken işte beraber evde kalırken ki eşyalarını toplamış. Onlar orada unutmuşuz yani almamış yanına. Açtım içinden bir tane mektup çıktı ben yazmışım. Çok kızdığım bir gün bunu baya bir fırçalamıştım. Bir de uzun süre bir hafta bir yere seyahate gidecektim. Böyle hatırlıyorum yani ağır bağırdım çağırdım ama. Sonra da ya, lise iki çocuğu biraz dağınıklık mağınıklık mevzu. <laughs> Ay bir içime oturmuş. Bir mektup yazmışım iki sayfa. Şimdi açtım ona baktım. O mektubu yazan kişinin şu anki hali hoşuma gitti. Yani o mektubu yazmak zorunda kalan kişi değil artık. Bakıyorum mesela o o anki ruh durumuna. Çünkü orada bayağı detaylı anlatmışım. Ya biliyorum saçma ama ben de anla işte dayanamıyorum bazen kızıyorum bunlar çok oluyor yani falan gibi. Yani döndün seyrettin kendini orada. Tabii tabii. Mesela o mesela hoşuma gitti. Kendime not verdim ama mektubu kapatıp tekrar kutuya koyduktan sonra şu anda olan bir tane bazı şeylerde o kadar da iyi olmadığımda oturup düşündüm yani. Dolayısıyla bu sürekli bir gelişim hikayesi. Öfke sana bunu öğretebildiği sürece son derece faydalı. Yani her türlü negatif duygulanın bu yüzden var aslında. Bunları yaşayalım diye. Mesela öfkenin patolojik hali nefret. Uzun süreye yayılmış hali. Şimdi nefret niye var? Mesela nefret bir duygu olarak ne işe yarar? Bir şempanze kabilesinde bir şempanze olduğunu düşün. Bir tane ya kendi kabilenin içerisinden ya da başka bir yerde, sen diyelim alfa dişi ya da alfa erkeksin, senin pozisyonuna sarkan bir tane tip var, fırsat kolluyor. Bak onlar arasında devamlı bir nefret ilişkisi vardır. Çünkü onu uzak tutması için onunla arasında duygusal bir tansiyon koyması gerekir. Şimdi bizdeki bu mesele köpeklerde de var. Var, değil mi? var tabii bütün canlılarda görüyor. Hani maymunlar biraz daha <laughs> evet, fizyolojik olarak bize, 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 bize değin için. Şimdi insana gel. İnsan hiçbir fiziksel ya da sosyal ya da işte bilmem ne ilişkisi olmayan birilerinden nefret edebiliyor. İnsanın böyle bir tuhaf tarafı var. Hayvanlarda çok işe yarayan bir şeyi biz alıp aşırı abartabiliyoruz mesela. <laughs> Ya aslında... adam düşünsene YouTube'da beni bir kere gördü nefret ediyor ya. Ekşi sözlük'e iki sayfa yazı yazdı. Ya şimdi sana. onu diyecektim. Evet. Yani aslında orada kendiyle ilgili bir şey senin üzerinden tamir etmeye çalışıyor ama ben biraz hani oyunculuk ve öfke ve nefret olarak baktığımda biraz önceki yayını da izledim ama onu izleyenler görecektir. Afetli olanı mutlaka izleyin. Afet Gülen ile. En çok sanırım Sinan sen ne şeyi seviyorum ben ya. Yani tam doğru diyorum. Aha diyorum değilmiş. Değilmiş. Ben de sürekli yani... böyle diyorum. <laughs> Sinan bunu, ya Sinan biz böyle konuşmuştuk. Mesela şeyi hatırlıyorum ben. Bir dakika ben. benim söyledim doğru olduğunlardan bahsediyorum. Hayır hayır. Kendi içimde. Seninle alakalı değil. Kendi içimde. Evet ya tamam filan diyorum. Tam böyle ona sarılıyorum. İki saniye sonra ya da iki saniye sonra ya da iki, sonra, ya da iki ay sonra. Onun zamanı yok. Evet. Şak diye bırakmış oluyorum. Yani sanırım buna da bağımlılık oluyorum. O, o konuda ilgili kendime çalışmam lazım. Ama bak bu güzel. Lazım. Gelişimsel bir şeyi gösteriyor. Evet. Yani, yani tuttuğumu alt, bırakıyorum ara sıra. Altı ay önceki halinle dalga geçebiliyorsan yol iyi yol. Yani altı ay önce yaşadığın herhangi bir şeyi bugün dalga geçebiliyorsan güzel ama 6 ay önceki sorun hala bugün tekrar evet ediyorsa ya. Orada, başka orada bir, bir sıkıntı orada bir orada bir patolojiydi değil mi doğru söylüyorsun. Yani patoloji iki, var. oğlum patoloji <laughs> diyoruz ama işte bu tekrarlı davranışları fark ediyor. ya bilincin sihri şurada bak bütün canlılar dürtüsel davranıyor hepsi etkiye tepki yaşıyor bir tek insan tepkiden önce durup baba biz ne yapıyoruz ne diye yapıyoruz sorabiliyor diyor. İşte bilinç tam burada çalışıyor sadece şimdi afetle olan konuşman ne? yani insan aslında merhamet Merhametten bahsettik ee, ama ben mi yanlış hatırlıyorum? Mesela biz homo sapiens olarak kalabilmemizin en büyük sebebi ne? Çok sebep var ama sosyal ama sosyal, sosyal birlikteliğimiz ve tabii. birlikte olmamız ama aynı zamanda diğerlerini yok edebilme gücümüz. Ee, i̇şte yok öyle değil o. <laughs> <olsun. gülüyor> değil mi? Yanlış evet. mı? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi o bizim sosyal birlikteliğimizin yan ürünü maalesef ya da yan etkisi. Ee, ...biz mesela o kadar çok bağlanabiliyoruz ki... ...bir örnek vereyim. Oksitosin diye bir hormon var evet. işte biliyorsun artık sen. Evrimsel evet. ee, nörobilim Okulu mezunları iyi bilir. Çok severek okuyordum ve çok da evet. e, kendime kullandım. Bak başkasına evet. değil. Orada niyet bozulabiliyor bazen. Çünkü kullanabiliyorsun evet, araç de. olarak onu. Bilgi her zaman güçlü. <laughs> ya da kötü yönde. Şimdi ama kendime yapıyorum evet. Kullanıyorum. Şimdi bak orada oksitosinden ne diye bahsettik? Biz işte yeni tanışan insanlar genellikle böyle bir gergin olur... Ne zaman muhabbet ilerler, ortak noktalar bulunmaya başlar, sohbet muhabbet ilerler o zaman oksitosin artar ve oksitosin bir insanı teskin eder, sakinleştirir. İkinci karşıdaki insanla arada bir ruhsal ya da psikolojik bağ oluşturur. Şimdi bu bizde o kadar ileri düzeyde ve kuvvetli ki yapay oksitosin fısfısları çıkmıştı evet, evet. mesela bir dönem. Burundan burundan sıkılıyordu sonra onlar kalktı ortadan sebebi dozu fazla kaçırırsam, faşist oluyorsun mesela sadece benimkiler olsun diğerleri ölsün kafası oksitosin aşırı etkinliğinin yan ürünlerinden biri gibi gözüküyor. Oksitosin tek hormon değil vazopresin falan gibi başka hormonlar da var. Evet. Ama mesela bunların hepsinin toplam etkisine baktığında bir topluluk bir canlı topluluğu birbirine bu kadar sıkı bağlanabiliyorsa in grup ve out grup yani grup içi ve grup dışı mevhumları da oluşuyor otomatikman. Evet. Ve aslında işte insanın primat tarafı bu açıdan çok tehlikeliyken kadim öğütler bize <laughs> ne diyor? Siz kardeşsiniz diyor mesela. Bak Bunu bir tek insan anlayabiliyor. Maymuna gidip de ya öbür kabile de senin kardeşini anlatamazsın. Hepiniz e, işte onların Adem'i kimse, Adem'in çocuklarını anlatamazsın bunu. Onun öyle bir bilişsel erişimi yok ama bizim var. Bizim dolayısıyla olgunlaşma yolculuğumuz o insani olarak, bedensel olarak normal olandan başlayıp kamil olana doğru gidecek bir e, ...gelişimi seçmemiz gerekiyor. Bütünden bire, oluyor. birden bütüne gibi yani. Tabii, Önce aynen. bütünden bire geleceksin, bunlar, sonra birden evet, bütüne gibi. Bunlar var, bunlar faydalı falan ama insanlaştırılması ve ehlileştirilmesi gerekiyor. Yani e, ben e, yine kendi alanımdan baktığımda hep işimiz var olduğumuz günden beri... ...kendimize dışarıdan bakabilmek, kendi tekrarlarımıza bir yere, bir kasaya koyup... ...onun bir karakterle birleştiği zaman... Kendi tekrarını o karakterin tekrarı arasında bir yorum yapabilmektir ya oyunculuk. Mesela e, öfkeyi çalışan, mesela Shakespeare'deki Hamlet'e baktığında ya da Hamlet'in oyuncular üzerinden öfkeyi anlattığını görüyoruz. Çünkü orada görüyoruz ki e, aslında babasını kimin öldürdüğünü biliyor ama kendi bunu söylese de duyulmuyor ama oyuncular onu duyurabiliyor. Ama aynı yine e, şeyden örnek vereceğim, Otello'dan. Öfke öyle bir yere getiriyor ki Yago dolduruyor ve gidiyor karısı Desdemona'yı yani ölmesini isteyebiliyor. Çünkü manipüle oluyor. Yani aslında her iki tarafta öfkeyi bir şekilde yaşıyor. Ee, ben öfkeyi yaşamamak bir de bazıları şimdi uzun zamandır işte yüklerinizi atın, öfkenizi yaşamayın gibi şeyler evet, var ya, yani, Allah aşkına. Denet. Öfkenizi atmayın yani. Öfke çok kıymetli bir araç. Ama yine onu söylüyorum. Güzelleştirmek onun niye geldiği? Senin geçmişteki seni öfkelendiren durumla o anda nasıl buluştuğunu analiz ettiğiniz zaman aslında o öfkenin size neyi, neyi tamir etmek için geldiğini anlıyorsunuz. Yani ben çocukken çok azarlanan ve ses yüksek bir, bir çocuksam ve bana Sinan dünyanın en güzel şeyini de anlatsa bak Açelyacığım senin için bu şart dese ben geçmişteki Açelya'dan küçük Açelya'da o işi halledemediysem ...ya da o durumu halledemediysem... ...onu ben kötü olarak butonuma koyduysam... ...Sinan bana gül bahçesi sunsun... ...ben göremem onu... ...göremem, görmem... ...dolayısıyla siz bir konuda çok öfkeleniyorsanız... ...burayı gerçekten not almak lazım... Oyunculukta not ve bu almak bireysel düzeydeki en önemli vazifelerden bir tanesi. Evet, notla çalışmak lazım. Hepimizin artık akıllı telefonları var. Alın kendinize notu. Ben bu telefonda çok öfkelendim sinana. Ben bu işte çok, ben bu trafikte çok sinirleniyorum niye? Belki sen küçükken trafikteyken çok bağıran bir baban vardı. Belki onu özlüyorsun. Şimdi ben oyuncu olarak bakıyorum, kendi yolculuğumdan da bakıyorum. Belki e, o trafikte sinirsiz bir trafik hali bilmiyorsun hayatta. Bilmiyorsun ama deneyimlemeye cesaretin olması lazım. Eğer işte İşte bak orada cehalet daha önce senle de galiba bunu bir konuşmuştuk. Galiba sen televizyon programında ilk kez ben bu lafı ettim. Evet. Nereden öğrendiğimi hatırlamıyorum orada. Ki bana ait Olabilir. değildir ama referansı beni affetsin. Cehalet bilmemek değil, öğrenmeyi reddetmek. Hı, hı. Benim daha fazla bilgiye ve deneyime ihtiyacım yok, benim olan bana yeter demektir cehalet. Şimdi cehalet içerisinde bir insan gelişim gösteremiyor ve öfkenin işe yarıyor olabilmesi için senin bahsettiğin noktada ben bunu hissediyorum demek ki bende eksik ve geliştirilebilir olan bir şey var. Bakalım bu ne diye bakma niyetini koyması lazım. Muhteşem bir gelişim bu. Heh. Yani zenginlik Ama işte bu kolay değil. Çünkü o konfor alanından çıkmak. Ama işte o bir niyet. Not not bunlar araç o niyeti edebilmek kolay değil. Bak internet tam bir öfke mecra. Bugünkü mesela ya. trolleme dediğim sayesinde nasıl çalışıyor? Ortaya bir şey atıyorsun ve insanları coşturuyorsun. Mesela benim işte bu videolardan kesilen parçaları hmm. çıkarıyorlar. Linç üstüne linçler dönüyor. Ben çoğu zaman alıştım artık. Benim her sene Haziran sonu Mayıs başı böyle bir linç dönemim vardır. Her şey yıl olur ya, 4 yıldır. Baharda e, dal, Çok, tabii. dal kırıyor ya bazı dallar tabii, düşüyor. Döngülerimiz var biliyorsun. Evet, Bu da o evet, döngülerden evet. biri. biri. Ama mesela o öfkeyi yaşayan insanlara hep aynı şeyi anlatmaya hmm. çalışıyorum. Bir şey duyuyor orada. Mesela yani ben bir sürü kitabı, konuşması, YouTube kanalı falan olan bir adam olmama rağmen... O laf üzerinden sayfalarca nefret döşenebiliyor. Şimdi o lafın onda tetiklediği şeyin onunla bir alakası var. Ona bakmaya çok az insan cesaret ediyor. Zaten ona bakan da oraya yorum yazmıyor. Sizde i̇şte yakın zamanlarda bu... Benim de daha önce yayın yaptığım Diamond Tema diye bir çocuk var. Evet. Çok Ben çok beğeniyorum. Yani gerçekten çok ciddi dersine çalışan, akıllı, araştırmacı. Kendi açısından fikirlerin hepsine katılmasan da ifade ediş biçimi çok güzel. Mesela çok öfkelenmesi gereken durumlarda bile gördüm internette kendini tutabilen ama solo yayınlar çekerken coşabilen falan bir arkadaşımız. Şimdi bunun geçenlerde yaptığı bir yayınla ilgili ortalık karıştı Türkiye'de. Yani bakanlar falan devreye girdiler. İşte kovuşturmalar başlatıldı falan filan. Şimdi orada olan hadiseye bakarsan iki tane insan bir YouTube programında gayet medenice tartışıyorlar. Evet. Hemen hemen hiçbir görüşleri uymuyor ama ne kavga ne gürültü hiçbir şey yok aralarında. Ve oradan bu arkadaşın Diamond'ın okuduğu İslami kaynaklardan bir alıntı yani bizzat kendisini okuyup sen buna inanıyor musun ne karşıdakine sorduğu bir kaynak yüzünden bir öfke patlaması yaşanıyor. Şimdi i̇şte buradaki öfke patlamasını hani kaptan köşkünden izleyince görüntü çok basit aslında çok anlaşılır bir şey. Burada insanların üzerine kafa yormayı hiç sevmedikleri bir konu löm diye televizyon ve bilgisayar ekranından önüne düşünce öfkeleniyor. Aynen bütün canlılarda gördüğümüz otomatik refleks bir anda rahatını bozan bir şey oluyor. Kafa konforu darmadağın oluyor ve vereceği cevap da yok. Hemen bir otorite istiyor. Mesela muhtemelen Sayın Bakan falan yaptığı açıklamalar da bundan kaynaklı. Ortalığı bir sakinleştirmek için. Ve bu insanların büyük bir çoğunluğu bu öfkeyi neden hissettiğini bile bilmiyor. Çünkü karşı Maçlar tarafta... Maçlar gibi işte. Tabii tabii yani sözün ne olduğunun hiç önemi yok. Bu kadar Yeter maç ki seven, olsun. bu kadar takım yani şey diye de anlatmak istemiyorum. Fanatizme ihtiyaç duyabilir bir insan. Ama neden ihtiyaç duyduğunu... Ee, ve burada ne, neden beslendiğini iyi bulması gerekiyor. Ben sadece keyif alıyorum. E, tamam o zaman sadece sadece keyif al. Ama çok net ne, bir ne... mekanizması var bu arada. Fanatizm dediğin mesele benliğinde büyük eksik gören insanın kaçınılmaz sığınağıdır. E, bir bir gibi insan işte. benliğinde bir parça kopuk görüyorsa ki bu yetişirken çoğumuzun başına gelen bir şey. Hepimiz onu, onu başka hazırladım. şekillerde tamamlıyoruz. Tabii. Ama işte fanatiklik bunun en kolay sığınağı çünkü. Eksik benliğini çokluğun içerisinde tamamlama ihtiyacına çok güzel hizmet eder. Bir stadyumda olsun, bir dergahta olsun, işte. bir yerde olsun. Ben tek başıma beş para etmem ama bu kalabalık içinde çok Hiç güçlüyüm. Geçiliyor. Ya da bu fikir ve bu bağırış içerisinde benim de sesim duyuluyor. Mesela bu fanatikliğin altyapısını en güzel hazırlayan şey şu anda veri çağı dediğimiz çağda, bilgi çağı dediğimiz bu internet çağında Yöneten fanatizmdir. Mesela tam bir troll kültüründe yaşıyoruz, tam bir fanatik kültüründe yaşıyoruz. Çünkü insanlara biz öfkenin, o şiddetli duygulanımların, işte korkunun, endişenin neden var olduğunu anlatmıyoruz. Bu duygular bize ne anlatıyor insanlar bilmiyorlar. Neden bana, ihtiyaç duyuyoruz da araştırmıyoruz? Bana bir kudret verirlerse okullardaki bütün dersleri kaldırıp... Aynen. ...bir mindfulness dersi bir de bu dersleri koyacağım. <laughs> Aynen hocam. öyle. Bir wow. de hayat bilgisi dersi vardı ya. Gerçek hayat, Gerçek bilgisi, hayat bilgisi. Gerçek dersi. hayat bilgisi dersi. Çünkü e, hepimizin kendiyle ilgili bence önce bunu başlatması gerekiyor. Bir hep bir başkasının üzerinden başlatıyoruz. Hep akıl veriyoruz, akıl e, yönetiyoruz. Ben mesela son özellikle evrimsel nörobilimden sonra... ...ya evet diyeceğim demeyecektim ama teşekkür ederim. Bakış açısı, yeni bakış açılarıyla baktığım için ki aslında yatkındım da oyuncu olarak yıllarca buna böyle bakmaya programlarımda ya gelen sizin zaten çoğunuzun tek eksiği evrim öğretilmemişse evet, Yani evet, o kadar evet. onun bilince oturuyor. Evet haydi mesleki olarak avantajlıydım <laughs> da Tabii. bu avantajın üzerine bu avantajı da yaşıyor olmak şunu getirdi bana Mesela en son e, yine bir hayvanat bahçesine gittiğimde hayvanlara bakışım değişti. Şimdi diyeceksin ki açayle yani burada konu bu mu diyeceksin ama evet konu bu. Hayvanların aslında ne kadar e, özgür iradeyle, ne kadar hür ...özgür olduklarını... ...aslında kendi işlerini bir edep mekanizmaları olduğunu... ...ama bunu Gayet. başkasını dövmek adına değil... ...ya da bunu başkasını yok etmek adına değil... ...sınırlarını çizebilmek adına... ...bunu söylemenin üstlüğü bunu... ...o kadar güzel... ...sen mesela biz onu öyle algılıyoruz dedin ya... ...bağırıyor şeypanseler ya da köpekler havluyor... ...biz onu havluyor... ...ve kötü diye algılıyoruz... ...onların doğasının içinde o kadar ibadetteler ki... ...aslında hani hep anladığımız... ...hani var olana teslim olmak... Oradan baktığın zaman buraya böyle bir anlam yüklemiyorum ama bütün doğayı dinlediğinde, sesi dinlediğinde, rüzgarın sesini, hayvana baktığında insanın göz bebeğinin içine bakamadığımız insanlar olduk biz. Ben senin gözünün bebeğinin içine bakamıyorum artık. Çünkü neden? Kendimle ilgili, seninle ilgili aslında çok temiz değilim. Yani aslında Sinan'a baktığım zaman ben Gerçekten Sinan'la ilgili background'umda dilimle gönlüm aynı olursa ben gözüm bebeğin dibine bakarım ya. Aynen öyle. Bakarım yani işte de korkmam Samimiyet bundan. Samimiyet ve şeffaflığı yaratan altyapı bu. Evet, korkmam ama biz ben geride Sinan hakkında çok konuşursam iyi ya da kötü zihinden bilince geçirip bir de bunu dile dökersem ben bakamam o göz bebeğini. Aynen öyle. İşte ben e, öfkenin bunları yara belki de buna öfkeleniyorum. Ben de benim de aşmam gereken bu olabilir. Vallahi ...ama hayvanlardan bu, bu çok kıymetli bir şey benim için. Hayvanlardan ve doğadan öğrenecek çok şey var. Mesela ben sen hayvanlara hayretle bakıyorsun... ben de insanlara bazen özellikle hmm. Bağdat caddesinde orada burada gezerken hayretle izliyorum. Konum belli değil mesela. Yok yo yani böyle kalabalık <laughs> nokta. Mesela orası daha böyle. ...üst insani gözüküyor ya ben yani. Ben orada büyüdüm ya. Biliyorsun. Biliyorsun. <laughs> hani öyle böyle kafeler, mafeler... böyle <laughs> güzel, Jonathan, abi, güzel, şeyleri, ...güzel kızlar, güzel, hoş adamlar falan. <laughs> Şimdi ya primat belgeseli gibi... ...bak oraya mesela onların yaptıkları şeylerin... ...hani diğer canlılar halinde... ...gördüğüm şeylerden çok fark yok ama bir şey var. Bir başkasına edep dayatacak kadar... ...edepsiz tek canlı biziz. Mesela diğer hiçbir canlı öbür bireyin... ...üzerine bir şey dayatmaz. Çünkü herkes var olan kodlarıyla yaşar. Sadece kendi sınırını çizer. Çok o net kadar. bir şekilde. Bu kadar. Biz valla o hayvanlardan öğrensek çok. yemin ediyorum. Yani bugün bambaşka ben oluruz. Ben kedimi yani boncuğu izliyorum. Abimin de Alişi var mesela. Cinsleri yakın. Biri tam kızıl. Biri böyle karışık. İnan, kızılları incelediğinde de görüyorsun. Yani kendi aralarında da çok farklılar davranışsal olarak. Burada Samiciğime selam olsun. Sami ile bir gün inşallah yayın yaparsak bunları uzun uzun konuşacağız. Çok seviyorum. Açık beyinde de biz e, de severiz otulmuş. <laughs> E Gerçekten orada da görüyorsun aslında. Yani bir yaratılış var, bir fıtratın var ve bence hepimiz bunu aramak ve kendimizle ilgili bu yolculuğu vücuttan doğduğumuz insanların öfkelerini yaşamadan, içine doğduğumuz toplumun bize verdiği öfkeleri yaşamadan öğrenemiyoruz. Önemli olan bunu ne kadar yaşayabilmeye karar verdiğimiz alandır gibi geliyor bana. İnsanın yapması gereken nokta da bu. Tek çözümü şimdi, şu anda burada. Evet, başka çözüm, başka yok. çözüm yok. Şimdi, şu anda, şimdi şu anda burada. Bak kameraya baka bak gözün içine baka bakacağım. <laughs> Şimdi şu anda burada. Yani o öfkeyi hissettiğin, o pişmanlığı hissettiğin, o korkuyu hissettiğin, o bilmem neyi hissettiğin ya da mutluluğu bilmem neyi coşkuyu hissettiğin an bir durup sorabiliyorsan işte orada insanlık başlıyor. Ondan evveli beşer. Ve tabii ki senin söylediğin o merhamet şefkate geliyorsun orada. Tabii ki. Yani oraya geldiğin tabii için ki. insanlık başlıyor aslında. Aynen yani öyle. onunla ilgili bütün algıları kaldırıyorsun, etiketleri. İşte zen bakışı hep konuşuruz ya. Hep sen ne de olacak? Hep bu zen'e geliyorum tekrar. Yani yeni hayır, hayır hayır o değil o değil. Öyle bir şeyden var. Hayır yapma. Yapma getirme beni. <laughs> hayır onu demek istemiyorum ama hani her gün yeni bir Sinan'a uyanıyorsun, her gün yeni bir Enis'e uyanıyorsun, Demokan'a uyanıyorsun. Aslında her gün yeni bir kendine uyanıyorsun bu hayatta. Bir de hani, zihin sabit. Zihin sabit. Onu değiştir. Evet ve şimdi ben mesela eskiden öfkelendiğim insanları orada tutmayı çok severdim. Kendimden biraz bahsedeyim. Orada dursunlar onlar. Çünkü onlar benim oyuncaklarım aslında. Şimdi tam tersi onlar orada durmasınlar istiyorum ve bu konuyla ilgili çok çalışıyorum. Hani ben de Nacizhane senin kanalın aracılığıyla eğer öfke duyduğunuz insanlar varsa... ...bak bu kadar oyunculuk ve gönül insanıyken ben bir matematikten bahsetmek istiyorum. Alın bir beyaz kağıt yazın o öfkelendiğiniz insanları öyle. Aynen. yazın ya ya da akıl telefonlarınıza yazın. Sonra da bakın bakın düşünün ben A'ya niye bu kadar öfkelendim ne oldu o onu yaptı bunu yaptılarla değil... Hayır ne var orada? Ben ne hissettim sorusunu evet. sormaktan o kadar korkuyoruz evet, ki. Evet. Ne hissettin? Sor. Konu. Bir ve... Birisi bunu sorunca da hakaret gibi algılayanımız çok. Yani burada ne hissettin anlat. Ne hissedeceğim falan hemen orayı bir kapatma. O çünkü öyle yaptı. Evet. Ya o öyle yaptı da sen niye böyle? Niye? Esas mi? cevher orada yani. <laughs> bir de dönüp bakmayacaksın ya lütfen. Yani bakın bu, bu mekanizma çok çalışıyor. Yani birini evet uyarmak istediniz. Yani hiç de öfkelenmeyeceğiz değil herhalde. Değil mi? Öfke, Öfke olacak. olacak. Gelecek tabii ki yani. Olacak. O enerji. Ama o enerji geldi. Mesela yere biri çöp attı ya da yere biri bir şey yaptı. Dönüp bakıyorsan o artık sende. Ama sen onu kibarca ya da alıyorsan o alamıyor olabilir. Ya da bakmıyorsan dönüp orada çok rahatlıyorsun. Yani bunu çalışmak, ben, ben çalıştığım anda çok mutluyum. Bir itirafta bulunayım. Birkaç televizyon programında sırf adab-ı muaşerete uygun olmaz diye öfkelenmediğim için çok pişmanım. Mesela Öfkelenmem gereken yerlerde öfkelenmediğim için sonra onların zararını gördüm. Hmm. Yani öfkenin işlevsel olduğu yer. Öfkemi göstermediğin için demek istiyorsun. Tabii tabii. Öfkemi göstermedim. Baskıladığım için. için. Orada sınırını koymakta o enerjiye ihtiyacın vardı. O enerji geldi ama kullanmadın. Bu da bir pişmanlık. Dolayısıyla yeri geldiğinde net bir şekilde, kontrollü bir şekilde o öfkeyi kullanmak da çok önemli. Biz kaç senedir 6-7 sene oldu seninle bir kere öfkelendiğini gördüm. Bir kere gördüm. Yani hayır. Sen de şey, mi gördün? Sen... Bir kere bir kere. Ha. Hayır bir kamptaydık. ...net bir sınır koyduğunu gördüm. Ha, Genelde, evet. Genelde... Evet, ...hatırladın değil olur. mi? Evet. Yes, yes. Ee, ve orada şey dedim... ...ne kadar güzel ya... ...ne kadar yakıştı mesele. Yani öfke... ...öfke yakışmayan bir şey değil. değil. Öfkeyi nasıl uyguladığınla değil. alakalı. Yani o yüzden... ...öfkelerimizden, sevgilerimizden... ...korkmayalım e, korktuğumuz şey aslında bizim en büyük değil mi? Ya yani kontrol Öfkemiz, varsa kendimiz. hepsi güzel. Hepsi güzel. Kontrol. E, öfkeyi bu kadar nazikçe anlattığın için çok teşekkür ediyorum. Bak yine yayını ben, ben kapatıyorum ama, yalnız. <laughs> ama be, bence güzel getirdin konuyu. Vallahi tebrik ediyorum ya Ne yapayım ama bu da benim mesleki durumum. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim.